A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Dilem Hanım'la birlikte bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Sayın Burhan Kuzu. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Nasılsınız öncelikle? Çok şükür. Allah razı olsun. Yani. Hocam sizi tabii titrelerinizi anlatmaya gerek duymuyorum. Bütün Türkiye ve dünya sizi tanıyor. Fakat izleyicilerimizin belki sizin şahsınızla, geçmişinizle, büyüdüğünüz çevreyle, eğitim ayağındaki azminiz ve böyle kısa bir geçmiş detay verebilir misiniz? Aile ve çevre ortamını. Bana en zor soruyu sordun aslında. Yani kısa anlatmam mümkün olmayan bir hayat çizgim var. Ben bir ara bunu efendim eski şeylerden malum Bulut Aras var artık. İyi dostum benim de. Ona bir özet yaptım. Dedi ki ya bu dedi şahane bir film konusu dedi. Gel bunu film haline getirelim, yaz bunu dedi. Filminde bir Anadolu çocuğun öyküsü gibi ya da dramı gibi böyle bir şey yapalım falan diye şey yaptık. Benim tabii hayatım çok zor geçti. Yani gerçi şöyle tabii Anadolu insanın hangisine sorsan hep zor geçmiştir. Bunların dozu farklıdır belki. Ben memleketim Kayseri, Develi ilçesinden bir kasabasından, Şırlı kasabasından. Orada ilkokulu falan orada okudum. Tabii orada ortaokul olmadığı için ortaokul lise haliyle ilçeye gittik. İlçede okudum. Ve o süre içerisinde ortaokul 3. sınıfa geldiğim zaman annem, babam rahmetli oldu. Lise sona geldiğim zaman annem rahmetli oldu. Biz 9 kardeşiz. Ve böylece ben de tam ortalarda yer alıyorum yani aşağı yukarı. Efendim tabii çileli bir hayat başladı ondan sonra bize. Zaten köy hayatının zorlukları ortada. Ve 12 yaşında ayrılmış oldum köyümden. Yemeğimi kendim, çamaşır kendim, bulaşık kendim. O tabii bizi yetiştirdi bir anlamda da. Mesela çok güzel yemek yaparım. Şahane. En zor yemek nedir diye sorsanız pirinç pilavı derim. Çünkü suyunu ayarlayamazsan ya lapa olur ya kupkuru kalır. Ötekiler bir şekilde kıvama sokarsan ama onu bir daha düzeltemezsin. Osmanlı'da terfi yemeği derler. Ve çok, evet. Çok da güzel yaparım onu. Bir ara bir televizyon programında sordu anlattım nasıl yapıyorsun falan diye. Aradan biraz zaman geçti birkaç ay sonra. Bir tiyatrocu bayan geldi bir toplantıda. Hocam dedi ya Allah senden razı olsun. Gel seni bir kucaklayayım dedi ya. Vallahi dedi hep dedi şimdiye kadar lapa yemişiz dedi biz ya. Falan. Böyle bir anımız da oldu. Tabii odaki hayatın okuduğumuz 6 sene işte ortaokul lise o zaman ikisi toplam. Çok güçlükler var. Kış gelir soba bulamazsın, odun bulamazsın, giyecek doğru dürüst bulamazsın filan. Efendim sonra tabii 70'lerin başı. 70'lerim evet. 71, 72 filan 72'de ben listeyi bitirdim. Söylemese hep lise birincisiyim ve o şartlarda maşallah. Biz mesela çekilen hayat şeyinden birini anlatayım. Bizim kış gelmiş soba yok. Alt katta bir fırın vardı. Ama fırın dediğim bu bizim bildiğimiz fırın değil. O yufka yapılan tandır dedikleri Anadolu'nun o fırın. O da işte diyelim haftada bir iki gün, iki gün falan diyelim çalışır. Orada oturduğumuz bir topraktı. Yani altı. Orayı deldim kardeşimle beraber. Isıdan hava yükselir şeyiyle, kuralıyla. Alttan gelen o iki gün hiç olmazsa iyi oluyordu yani. Aşağıda hanımlar ne güzel dedikodu yapıyorlardı. He, vay vay. Hem onu dinlerdik hem ders çalışırdık. Yani bakın onların o gürültüsü benim birinci olmamı hiç engellemedi. Yani demek ki insan kendisini bir şeye verdi mi? Davul çal. Hatta benim bir ev sahibi vardı rahmetli Hatice ablamız. Bana gelirmiş. Burhan Burhan filan diye birkaç defa sonra ben filan diye dönerim. Yahu der davul çalsam duymayacaksın filan derdi. O kadar kendimizi verirdik biz şeye. Şimdi tabii onu bulamıyorsun. Daha farklı bugünkü neslin bakışı konulara. Hasılı 72'de liseyi bitirince tabii derece olarak ben tıp fakültesine girmek istiyordum. Olmadı.
Zaten fen bölümüne geçtim ki birincili alayım da Hacettepe birincileri alıyordu o zaman. Fakat tercih hatası yapmışız. Daha doğrusu benden kaynaklanan değil, değerlendirmeleri çok farklıymış uzun hikaye. Yani esasen bir tercihin var, dört tercih diyorlar ama ilk tercihe girdin, girdin giremezsen aslında giremiyorsun ama o çok net değil notlarda. Sanırım o sene birini korumak için çok gayri adil bir uygulama yaptılar. Bir kez uygulamışlar o modeli ve ben giremedim. Yani ben hem lise birincisiyim hem notlarım not diyorum puanım o zaman 318 falan iyi puan yani o yıllara göre. Ama olmadı. Tabii o zaman çok üzüldüm ve bu saça o zaman döktüm. Ama hocam takdir ilahiymiş sizin. Tabii yani Anayasa Komisyonu başkanı oraya diyeceğim tabii doğru aslında kader. İşte kader esas onu anlatmak için bunları anlatıyorum. Olmadı işte ona efendim uzun hikaye Erzurum'a gittim orada dediler bir tercih hakkı varmış rektörün böyle bir takdir hakkı filan. Oraya kadar gittik o yok. O tren yolculuğunu bir anlatsam o ayrı bir mendil gerektirir birkaç ağlamanız için onlar hiç girmeyelim. Oradan geldim o yıllarda çünkü Erzurum'a saat 4'te vardım gece sabahleyin indim Ekim ayının bilmem kaçı diz boyu kar. Ben Kayseri'de bir elbiseyle gittim üzerimde. Oraya vardık. Sanki başka bir ülke. Bilemiyorsun tabii iklim şartlar. Coğrafya okuduk ama tatbikat ayrı oluyor yani. Hasılı dediler böyle bir kontenjan falan yok. Rektörün böyle bir hakkı da yok. Yetkisi de yok dediler. Döndüm geri geldim. Trene bindik yerimize geçeceğiz ama kıyamet kopuyor asker sevkiyatı. Efendim yerime geçmek istedim bir tokat yedik birinden. Ne diye gidiyorsun filan diye. Biletimiz var yerimize oturamadık. Biraz daha konuşsak aşağı atacaklar bizi dedik. Ses çıkart beni iyisi Burhan. Oradan İstanbul'a geleceğim ama İstanbul'a 4 günde geleceğiz kara tren. Tren gece bir yerde duruyor. Yani gece saat 3 diye. Niye duruyor? Neden duruyor? Halbuki ben zannediyorum Türkiye'de bir tek bizim tren var. O hemzemin geçitlerinde esasen tren mecburen duruyor. Çünkü başka trenler geçecek, bilmem ne yapacak. Bizim onları bildiğimiz yok tabii o zaman. İstanbul'a geleceğim ama bu vaziyette 4 gün tabii ayakta gelemeyiz. Kayseri'de ineyim dedim memleketimde. Önce Sivas inmeye karar verdim. Sivas'ta da bizim bir maç kavgamız vardı o zaman. 68-69 müydü galiba o yıllardı işte. Bir maç şeyinde maalesef 38 kişi öldü. Yani kavga çıktı filan Kayseri'de çok yanlış tabii tamamı bir vahşet aslında. Kayseri'de Sivas'ta 38 plakayı gördü mü? Ya da şöyle bakışından bu Kayseri'de değil mi basıyordu supayı Sivaslılar. Adamlar 38 kişi ölmüş tabii ne yapacak? Yani senin suçun yok ama efendim artık o bir şey ifade etmiyor filan. Neyse dedim Sivas'a dayak yemektense ben Kayseri'ye gideyim dedim. Memleketimde bu Kayseri'de indim, otobüse bindim, İstanbul'a geldim filan dolaşırken. Bir gün bir arkadaş dedi ya Boğaziçi Üniversitesi'nde şey var, ilan var. Lise birinciler için kontenjan ayırmış. Oraya dediler sen gir. Gireyim ama orada tıp yok. Benim kafamda tıp başka bir şey yok. Efendim neyse gittim kaydolacağım. Hadi dedim boş kalmaktan sokuyelim filan. Kimya mühendisine kaydoldum. Öyle mi? 1,5 ay kimya mühendisliğinde okudum. İngilizce eğitim ama İngilizce öğreniyoruz daha doğrusu. Kafam sarmadı okul. Çünkü kafamda hep tıp var. Yani gitsem de tıp aşığı olmuşuz filan. Neyse efendim orayı bıraktım. Şeyden gittim dekanla anlattık filan. Dedi bana ya oğlum niye bırakıyorsun filan. Küçük bir yalan söyledim dedim ya işte benim Erzurum'da tıp fakültesi sıram geldi. O zaman ön kayıt sistemi vardı şimdiki gibi değildi yani. Al ön kaydını başka yere gidebiliyorsun. Böyle bir yani buraya kaydoldun diyelim bir süre okudun başka yere düştü alıp o tarafa gidiyorsun. Şimdiki gibi değil yani. Efendim. O zaman dedi ki ya dedi yavrum tabii tıp dedi çok önemli dedi. Gerçi dedi Boğaziçi Üniversitesi o zaman Robert Koleji. İsmi buranın dedi Amerikası filan da var ama dedi sen dedi tıp deyince bir şey diyemem dedi. Verdi benim evraklarımı geldim. Beyazıt'ta gitmeden önce bir baktım bir kayıt kuyruğu var. Bu kuyruk ne dedim.
hukuk fakültesine kayıt kuyruğu dediler. Dedim ben buraya kaydımı yaptırayım. Nasıl olsa devam durumu da yok. Fen bilgim de sağlam. Dershaneye giderim. Kendim kazanır. Okurum diye bakıyorum konuya. Hani öyle. Hukuk fikri orada tabii, şekillendi. Tabii, yani. Geçmişte hiç aklınızda yok. Yok canım hiç yok. Gittim kaydoldum oraya ön kayıt. Kasım ayında sıra geldi. 3 Kasım filan iyi hatırlıyorum. Gittim kaydımı yaptırdım. Efendim. Orada Boğaziçi'nde 20 kişiydi sınıf. Buraya geldim 1500 kişi. Böyle bir uçurum. Onla şöyle şöyle hukuk kitapları filan. Bu ne arkadaş, nereden geldik, niye geldik filan. Fakat her gün derse gidiyorum. Her gün çalışıyorum. Hiç sevmiyorum. Allah Allah. Evet. O sene birden ikiye geçtim. Direkt geçtim. Ama dediğim gibi ikide o sene işte bir arkadaşla tanıştık. Kursa gittim. Gittim ama tabii para yok, pul yok. Bir aylık gidebildim bir dershaneye. Efendim, o bir aylık şöyle de yetmedi tabii ki. O sene tercih çıktı. 74 yılında Ecevit Derbakan'ın koalisyonu var. İkisi de rahmetli oldu, tercih çıktı. O tercih sistemi içerisinde 18 tercihin tamamını tıp yazdım. İkiden, birden ikiye geçtim. Her şey olsa bırakıp tıbba gideceğim ama olmadı. Bir evde kalıyorum. Recep Bey diye bir arkadaşım, şimdi profesör o da Bursa'da. Bana dedi ki, gel dedi, Teknik Üniversitesi'de o zaman asistandım. Makine mühendisi. Senin dedi temelin var. Seni güzel çalıştırayım. Git dedi, efendim tıbbı kazan madem çok istiyorsun. Evde özel bir şeye başladık çalışmaya. Gündüz hukuk fakültesine gidiyorum ikinci sınıfa. Akşamları da ders çalışıyoruz beraber. Efendim, neticede sınav günü geldi. Haziran'da girdim. 18 tercihin tamamını tıp yazdım yine. O istek nereden geliyor? Köyde anlatırım bir... onu. Yok, anlatırım nereden geliyor. İhtiyaç hissetmiştim. Ya, yok yok, ihtiyaç da başka bir şey. Ondan sonra o da o sene girdim. Geldim. İkinci gün tabii sorular gazetelerde falan çıktı. Bana dedi gel bakalım. Geçtik tahta, kara tahta vardı, öyle bir uydurup kaydırıp almıştık falan. Çöz dedi. Ben çözüyorum. O da not veriyor, oturdu buraya. Dedi ki bana tamam dedi, ya cerrah paşa ya çapa. Tıp fakültesine kazandın. Helalleş dedi arkadaşlar. Hayır, 3'e geçtim hukukta. 3'ten bırakıp liseden başlayacağım. Tıp birden başlayacağım filan. Memlekette tabii iş bizi bekliyor. Kayseri'nin tarlalarında arpa, yulaf, efendim yolmak, ekin hep bizi bekliyor. Tarla işte o zaman çok zor işler o işler o filan. Aileniz, kardeşleriniz yine köyde mi? Onlar köyde bir kısmı, evet. Bir kısmı öğretmenli okulda, bir kısmı köyde filan. Neyse tarlada çalışıyorum. Bir de radyom var. Radyo işte öyle şu kadar bir şey, pili de arkasında. Şöyle şurada olur onların pili, bataryalı, kafasına vurunca çalışıyor. Tutukluk yapıyor filan. Efendim neyse bir türkü filan bir şeyler dinliyoruz. Tek başıma çalışıyorum tarlada. Televizyon nerede o zaman? Bir tek radyo var zaten Türkiye'de, TRT başka hiç yok. Televizyon zaten yok. 74'ten sonra yeni geliyordu. İşte o yıllarda geldi. Tam benim bu anlattığım yıllar geldi. Siyah beyaz. 74'te geldi. Benim anlattığım da o yıl. Demek o yıl falan gelmiş ama henüz daha şey yok. Daha böyle yok yani. Radyo olarak var TRT. Haberi kesti yayını. Dikkat dikkat dedi. Önemli bir haberimiz var dedi. ÖSYM soruları çalınmış. İptal ihtimali var demez mi? Allah. Beynimden vuruldu. Elim aldım taşı, bir fırlattım radyoya. İyi ki değmedi, ondan da olacaktı garip. Onlar yandan geçti böyle, bıngıladı gitti taş. Efendim, fakat çok üzüldüm tabii yani. Çok çok üzüldüm. Hukuku okuyorsunuz, sevemediniz mi hukuku? Yani yok, işte kafam döbür olunca. Evet. Efendim, neticede olmadı. 15 gün iptal ettiler çünkü sınav. Tekrar girdik ama o eski şey olmadı. Yani o eski iştahım kalmadı.
Üçüncü sınıfta okurken bir arkadaşa dedim ki, ya kendi kendime bak dedim. Bizim dedim durumumuz, yetişme tarzımız, kendimiz ölçtüğümüz zaman efendim adalet, hakkaniyet, mesafet, incelikler, bunlar tam bizim konularımız. Tıpta ne işin var Burhan dedim kendi kendime. Gel dedim burada anayasa hukukunda profesör ol. Üçüncü sınıftayım. Memlekete farklı bir hizmet edersin. O arkadaşa da gel dedim böyle bir şey yapalım dedi ki, ya Kayseri'li bizi buraya almazlar. Burası elit bir grubun elinde, hakikaten de öyle. 4-5 ailen elindeydi o zaman hukuk fakültesi. Yani ana baba, gelin, güvey, damat oradalar. Hukukla tıp öyleydi. Efendim özellikle hukuk daha öyleydi filan. Ya dedim bir deneyelim filan. Biz 76 yılında bitirdik hukuk fakültesini. O sene Anadolu çocuğu diyebileceğimiz benim gibi olan 7 tane arkadaş asistan olduk. İlk kez böylesine bir efendim ve hepimiz de profesör olduk. Siz yani hukukta okurken oradan çıkıp avukat gibi yok, bir şey olmayı düşündünüz. Hemen akademisyenliğe karar vermiştiniz. Tabii tabii, ben orada karar verdim. O arkadaş şu an meden hukukta profesör. Birisi vardı, rahmetli oldu. Uluslararası İlişkiler Hocası'ydı. Aslan Bey öldü. Birkaç arkadaşımız yine devam ediyorlar şu an göreve. Neticede 76'da tabii hukuk fakültesine hemen asistan olamadım. Çünkü kadro yoktu. Bir 7-8 ay Tekirdağ'da kaymakamlık stajı yaptım. Kaymakamlığı kazanmıştım. Sonra geri döndüm. Üniversite istiyordum zaten. Tabii üniversitedeki çektiğim çile, 10 sene profesörlüğüm verilmedi. 12 sene derse sokulmadık. Anam anam anam, sen misin buralara gelen? Bunun Anadolu tabii siyasi çocuğu. Sebepleri var. Tabii hocam, siyasi sebepleri var. Sağ ve solcu dediğimiz o yıllarda filan. Hasılı o ayrı bir bahsi diğer. Oraya hiç girmeyelim. Uzun bir hikaye. 30 yıllık, 30 sene kaldım üniversitede. Çünkü 28,5 sene. Sizden kaynaklanan değil de üniversite yönetiminden kaynaklanan. Benden kaynaklanan değil tabii. Yani benden ne? Ben geçim ehli bir adamım yani. Evet. Efendim orada biz girdik dedim ya işte bu arkadaşlar. Biz orada barındırmamaya kalktılar. Yani sağ sol dediğimiz işte o klasik lafla. Ondan sonra o şey başladı ama oradan da elhamdülillah alnımızın hakkıyla çıktık. 98'de profesörlüğümü aldım. 10 yıl gecikmeyle. Tam rahata kavuştum. 2 sene geçti, ana bilim dalı başkanı oldum. Benimle uğraşanlar hepsi oradan ayrılmak durumunda kaldı. O uzun hikaye, orasına girmeyelim. Evet. Efendim, bu sefer efendim Tayyip Bey telefon açtı. Hocam neredesin? Filan yerdeyiz. Hadi parti kuruyoruz. Ya bize bir tek şey yok mu? Huzur, rahat yok mu? Efendim, yola devam edeceğiz. Hasılı işte 2001'de AK Parti'yi kurarak yollara düştük. Hocam şunun için o gün ben... bugündür de devam ediyoruz. Tabii tıpla alakalı soruna cevap vereyim. Evet. Yarı kalmasın, merak eder seyircimiz. Rahmetli annem kanserdi benim. Mide kanseri. Aynen. Önümde tabii onun sızlamaları, ızdırapları çok beni etkiliyordu aşırı. Sanırım oradan oldu bir. İlk öyle başladı. Ondan dolayı edebiyat fakültesi, edebiyat bölümündeydim. Fen'e ondan geçtim. Çünkü fen bölümün olanlar alıyorlardı. Tıbba edebiyat almıyorlardı. Hacettepe dereceyle. Ondan sonra asıl o. Ama o arada bu basının gücü yok mu? O zamandan beri hep bizi böyle şey yapar. Efendim korkulur bir gücü var basının. Ben birinci olunca geldi televizyon demişim, gazete geldi, bir gazete ismini söylemeyelim şimdi, büyük gazetelerden biri, bugün de hala olan, geldi, bizim lisede işte derece alanlarla mülakat yapıyor, hocalar da orada, sordu bana, sen dedi birincisin Burhan Kuzu, ne olmak istiyorsun dedi, dedim ben doktor olacağım. Bir tek kelime söyledim, başka bir şey yok. Öteki mühendis olacağım dedi. Öbür üçüncü olan arkadaş da başka bir şey söyledi. Üçümüz de dediğimiz olamadık. Efendim ben hukukçu oldum. Öbür arkadaş mühendis olan albay oldu, emekli şimdi o. Öbür olan öğretmen oldu, öbür de rahmetli oldu sonra. Bir trafik kazasında öldü, iyi bir arkadaştı. Hasılı sonra aradan 4-5 gün geçti, gazetede haber çıktı. Çıktı ama benim resmim koymuş altında şu kadar yazı.
doktor olacağım dedikten sonra kendi de uydurmuş. Beyaz önlük giyeceğim, operatör olacağım, keseceğim, biçeceğim, Allah Allah diye okudum ki. Ulan sanki memleketi ben yönetiyorum ha. Dedim ulan biz bunlar olacağız. Sonuç, doktor olsaydım tabii ne olurdum bilemiyorum. Yani belki bir başarılı bir doktor da olabilirdim bu kadar gayretin içerisine aldı ama bugünkü yaptığım hizmeti asla yapamazdım. Şüphesiz. Onda şüpheniz olmasın. Yani bunu her zaman söylüyorum. Yani orada belki bir kişi ve bugün binlerce, yüz binlerce kişiye hitap etme fırsatı bulduk. Doğru ya da yanlış. Kaldı ki bugün benim diyelim ki yaptığım bu manadaki hizmeti bir insana para vererek yaptıramazsın ama para vererek ameliyatın en alasını olursun bir doktora. Onun işi o çünkü. Evet. Dolayısıyla sosyal hadiselerle alakalı olan insanlar bizim gibi böyle özellikle hukuk, sosyoloji, psikoloji gibi buralarda daha çok tabii toplumsal yön olduğu için hizmetin alanı çok daha geniş oluyor. O manada eğer ben bugün bunu samimi olarak söylüyorum, liseyi bitirsem hukukçu olurum ve anayasa hukukçusu olurum. Bunu samimi olarak söylüyorum her türlü sıkıntıya rağmen. Ama şuna inanmak lazım ki kesinlikle kader çizgisi neyse o oluyor. Neyse o oluyor. O bakımdan hayırlısını dilemekte yarar var. Her zaman için diyorum. Yani Allah hayırlısını versin demek kadar doğal bir şey olamaz. Evet. Peki. Yani işin özeti esası bu. Sen şimdi diyeceksin bir şey yaptık, bina işittik falan diyeceksin. Bunları duymak için özellikle şunun için sordum. Ben sizi şimdi üniversite yıllarından daha evvelden şahsen tanışıyoruz. Yani tabii tanışıyoruz. Sizi çok iyi tanıyorum. Şimdi milletimiz siz bir makamdasınız. Komisyon. Siz buradaki kararları alırken bir partinin ve bir siyasi görüşün paralelinde gitmekten ziyade hayatınızda çektiğiniz çilelerle çile insanı olgunlaştırır. İnsanı olgunlaştırır. Empati tabii, yapar. Tabii. Halkın çilesini, isteklerini elbette, elbette. Yani onu içinizde hisseden bir insan olarak yetiştiğiniz için alacağınız hukuksal kararlarda hakikaten insan hakları, demokrasi, insanımızın ferahı, refahı, mutluluğunu daha ön planda düşündüğünüzü delillendirmek için de aynı zamanda ben bunu doğru söylüyorsun. Tabii insanlar bunun etkisinde mutlaka kalır. Yani ben demin söyledim işte lisedeki o bir ısınma şeyini. Yani ben sabahleyin hiç unutmuyorum bir kez benim küçük kardeşim var öğretmen şimdi. Efendim İstanbul'da da. Sabahleyin kahvaltıydı ne zaten bir ekmek yandı az bir zeytin biraz peynir. Bir zeytini bir kez yedi. Bir defa attı benden de şahane bir tokat yedi. 9 kardeşte bir zeytini bir defa da yemek düşmez. Bunu 3 defa da yiyeceksin katlık yapacaksın dedim. Bunu bizim hocalardan birisi var işte İlahiyat Fakültesi'nden. Bir ara bir gazetede biraz yazmıştık bir röportaj yapıyor oldu olay. Tam da Ramazan ayına denk gelmiş. Akşam diyor biz envai çeşit hazırladık diyor yemeği diyor. Gazetede o gün diyor önümde diyor bir onu okudum diyor. Hanım ağlar ben ağlarım yemekleri yemedik ya diyor bu durumu görünce bilen diyor. Şimdi tabii bunlar etki ediyor insanlar ister istemez yani. O hayat tavsiye edilmez ama o hayattan ders alınır. Yani durup dururken değişik yemekler varken ben efendim ille de bir zeytin yiyeyim demenin bir anlamı manası yok. Ama oradaki insanın halini anlamak bakımından bugünkü nimetlerin şeyini onu görmenin büyük etkisi var tabii. Çok önemli hocam. Bir musibet bir nasihatten iyidir. Bir 1000 sayfa kitap okursun bir ufacık olay 1000 sayfalık kitabı ne işini anlatır ufacık bir olay. Bence biraz böyle bakmak lazım. Akademik background'unuzda da hatırlatmak için izleyicilerimize bir Sorbonne Üniversitesi evet, ya çalışmaları var. Bir buçuk sene kaldım Paris'te. Araştırmacı olarak gitmiştim oraya. Efendim tezimi burada yazdım ama tabii benim yazdığım tezim kanun hükmünde kararnameler konusu ilk çalışmam o. Onun da doğum yeri Fransa'dır. Ondan dolayı orada kalmam gerekti. Ben hatta şeyin sonunda, bir buçuk yılın sonunda orada kalmamı da istedi üniversite ama ben tabii kendi ülkeme hizmet varken onu yapamazdım, kabul etmedim. Evet hocam, siz yeni bir
şey açacak evet. mısınız evet, bilmiyorum. Bir evet, bir uygun görürseniz. Türkiye'nin şu an Orta Doğu'daki konumu sizce nasıl, iyi durumda mı? Bir de abi olarak, Orta Doğu'da bir abi olarak nasıl görev alabilir? İleride bu nasıl devam edebilir? Dilem Hanım, Orta Doğu zor bir bölge. Demin de söyledim. Evet. Kültürü farklı, devletler cetvelle çizilmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere gelmiş, petrol kuyularına göre çizmiş. Kiminin başına el sabah, kiminin başına el akşam. Onun el akşam yok ya da bu, o da olur bir gün. Bölmüş oraları. Bizden 52 tane devlet çıkartmış Osmanlı topraklarından. Ufak, adı devlet, devletçikti. Her biri bir aileye vermiş. Onların efendim içerisinde getirdiği liderlerin önemli bir bölümü yurt dışında okutarak oralara gelmiş. İngiltere'de, Amerika'da filan, Fransa'da. Dört hanımının birisi mutlaka yabancı, en az ikisi yabancı filan. İşte karışık biraz oralarda. Ama Türkiye tabii önemli bir bölge, bölge şeyinde, çevresinde, bölgesinde önemli bir ülke. Hem Müslüman İslam kimliği, hem Osmanlı'dan gelen o büyük devlet vasfı filan. Tayyip Bey'de Allah var, gece gündüz bu birliktelik için çok koşturuyor. Ama ortaya girenler var, karışanlar var, oluyor işte yani. İnsanın ağrına gidiyor. Şimdi bir Suriye'ye bakıyorsun, öldüren Allah diye vuruyor, Allahu Ekber diyor, ölen de Allahu Ekber diyor. Ya olacak iş değil şimdi, böyle bir şey olabilir mi? İkisi de Allah büyük diye bağırıyor, bir ölüyor bir öldürüyor. Nasıl işse bu böyle yani, hani yani. Tamam, Hristiyan öldürelim demiyor, bundan bu çıkmaz da böyle bir algı oluşmasın, ama yani kardeş kardeşi bu kadar açık açık katletme, bunu nasıl izah edeceksiniz? Demek ki bunun kurcalayan ve cehaletten kaynaklanan şeyler var. Şimdi Avrupa ve Amerika bu bölgede bir şey başlattılar. Bir nasıl söyleyeyim, Arap Baharı diye bir demokrasi şöleni başlattılar. İyidir de bence. Yani demokrasi çünkü gelirse, demin dediğim o ailelere bağlı sistem çöker. Halkın çünkü yekününün he ya da yok dediği, evet dediği bir şey de artık o liderlerin şeyleri biter. Ve İslam'ın hayrını olur. İnsanın hayrını olur. Türkiye'nin ve bölgenin hayrını olur. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ama bunu Avrupa ve Amerika gördü ki her oradan lider gittiği zaman diktatör, İslami hassasiyet olan kesimler geliyor. İşte Mursi mesela bunlardan biri, Mısır'da yaşanan. Tunus'taki durum öyle, Libya öyle, Cezayir öyle. Şimdi Esad'ı devirmeye kalkanlar baklar ki Esad giderse Mursi gibi birileri gelecek burada. O geleceğine Esad bizim çocuk devam etsin noktasına geldiler. Hani efendim yani pirinç arayken nerede ki bulgun olmayalım. Mesela o yüzden de çekildi battı, bıraktı bizi buraya. Şimdi bu bölgede de öyle bir tablo var ki, İran'da işte zaman zaman yanlışlık olsa bu işin içine düşüyor, bilerek bilmeyerek. Baş ülkelerde düşüyor. Tek bir ülke suçlamak için bunları söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Bir Alevi-Sünni çatışmasına doğru bu bölge götürüldü, mezhep kavgasına. Bu çok vahim bir şey. Böyle bir şey de abidi filan sökmez. O yüzden ne yap, bakın düne kadar bir sıfır politika şey dedik, sorun dedik doğuda, Orta Doğu'da. Hakikaten bunu da sağladık ama bir anda fırtınaya döndü bu iş. Yani bu da işte esasen bu bölgedeki liderlerin efendim kendi konumlarını önde tutmaları. Halbuki dese ki ya mesela bak giden bir Esad'dır, şeydir, Saddam'dır. Orada bir Kaddafi'dir, Bere'de bilmem kimdir. Bu insanlar ya biz bu memleketi 40-50 senede yönetiyoruz. Yani demokrasiye geçelim, partiler kurulsun. Ecik de başkası yönetsin. Yani bunun böyle dese daha insani, daha İslami olmaz mı bu? Daha doğrusu buydu bunun. Yapmadılar. Mesela Suriye içinde ben iki defa Sayın Başbakan Davutoğlu'yla biz beraber gittik. Ona bakın burada Burun Hocam gibi bu işi bilen insanlar var bizim. Size anayasa yapar, kanun çıkarır, seçime gidin, partiler kurulsun. Seni burada seviyorlar daha çok, yani hani bir şey olarak, aile olarak, eski bir ailesiniz. Senin partin kazanır da, kazanabilir belki, bilmiyorum yani, ben bir şey demiyorum neticede. Hani olabilirdi de. Gel kan dökülmeden bunlar hallolsun. O da tamam filan dedi. Her açışta hı hı filan dedim, silah biriktiriyormuş.
Yani öyle hissediyoruz. Sonunda da işte bu vahşet oldu. 100 bin insan ölmüş. Efendim 700 bin Türkiye'de bilmem kaç milyon insan bölgeden ülkesini terk etmiş. Çocuklar perişan, kadınlar perişan. Irak dersen her gün ortalama 50 kişi öldürülüyor. Camiler bombalanıyor. Sünni Alevi çatışması bilmem şeyinden. Avrupa'da buna tabii seyir çıkalıyor. Neticede önemli bir soru. Zor bir şey tabii. Güneydoğu'daki sorunları halletmek kolay değil. Ama bana sorarsan birazcık konuya biz kendi dinimiz bakımından baksak sorun çözülecek. Yani İslam'ın beraber olmayı, birlikte olma, kardeşlik dini olduğunu öne çıkaran bir siyasette ve düşünceden birlik doğar. O birlikten de dirlik doğar. Bir sorun kalmıyor. Onu göremiyorsun. Yani onu göremem iktidar kavgasından kaynaklanıyor. Yani maalesef eski yıllara gittiğin zaman da bakıyorsun. Dört halifenin dördü de öldürülmüş. Düşünebiliyor musun? Yani ne kadar şey vahşet. Yani bir Yezid gidiyor Hazreti Hüseyin'i şehit ediyor. Hem de en acımasız bir şekilde yapabiliyor bunu. İkisi de Müslüman. Yani baktığın zaman. Nasıl oluyor bu? İşte bunları gidermek için İslam'ın özünü yakalamak lazım bu bölgede. Ya bir Türkiye'nin ayakta kalması, istikrarlı olması deminden beri sorun önemli. Bölgede abi sayısını saymasın ama ağırlı olan bir ülke olarak şart yani. Bu da giderse açık söylüyorum ne Orta Doğu'da bir Müslüman'ın rahatı söz konusu olur ne de Balkanlar'da bir rahatlık söz konusu olur. Yani bütün dünya ülkeleri yani İslami olan daha çok onu söylüyorum gözünü Türkiye'ye dikmiş bekliyor. Malezya'da filan hala mesela Tunus'ta filan birçok ülkelerde hala Osmanlı üzerine okunuyor hutbeler. Yani hala o insanlar oralardalar yani. Bilmiyorum tabii zor bir soru. Kolay bir çözümü de yok. Kolay bir cevabı da yok. Ama bizim dış politikamızın da şu anda yönlendiği gibi vizelerin kalkması, yavaş yavaş pasaportların kalkması ve bu güzel insan sevgisi, Allah sevgisinden gelen insan sevgisiyle birleştirici rol oynayan tarihteki gibi bizim ülkemizin her zaman güçlülüğü, yani sevgi, muhabbet güçlülüğü, ekonomik ferahı, parlamenter sistemi, demokratik sistemi, insan hakları burada güçlenip zaten dediğiniz gibi bütün İslam ülkelerinin, Müslümanların Türkiye'ye dönük yüzüğünü biz bölgemizde hakikaten bir bayram yerine çevirebiliriz. Bir birlik beraberlik evet. Sağlayabiliriz. Tabii ki Türkiye'de yani. Hakikaten bunda dediğiniz gibi en önemli aktör. O anlamda yani, öncü ve tabii, öncü tabii. Olabilir. Tarihi olayları Müslümanlar ders olarak okumalı. Ders çıkarmalı ondan. Onun bir kavga sebebi yapmamalı. O zaman huzur bulamayız. Ya efendim Kerbela'da olay tamam yıllar önce olmuş. Onun ne olduğu belli. Nasıl olduğu belli. Yani biz hala bir kısmı Hazreti Hüseyin'den yana bir kısmı Yezid'de hadi gelin lan. Bu nerede bitecek? Bu iş değil ki. Bu iş değil ki yani. Bu bütün mesele burada mağdur olan Hazreti Hüseyin'dir. Bellidir. Yani bu yanlış yapılmıştır. Bunu bir daha yapmamak. Bütün mesele bu. Bunu kavrayacaksın. Aksi halde nasıl huzur bulacağız? Tarihi olaylardan ders çıkaracağız sadece. Yani huzura yönelik ders çıkaracağız. Onları iyi bileceğiz. Nasıl olduğunu iyi bileceğiz. Ama onu kim ve garaza dönüştürmeyeceğiz. Aksi halde yani yanlışta devam etmek demektir o. Ve binler yanlış var. Her yanlışı bugün de tekrarlarsak yıl dönümlerinde tamam yandı dünya. Dünya yandı. O zaman bir Dünya Savaşı'nın çıktığı yılı bir daha kutluyorum. Bir daha savaş yapalım. Değil mi? İki Dünya Savaşı'nın geldiği yılı. Ulan bu sene olmuştu. Hadi bugün olmuştu. Biz de yürüyoruz filan desin herkes. Ne güzel yani. Böyle bir şey olmaz ki. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Bize ayırdığınız zaman için, güzel anlatımlarınız için eksik olmayın. Bizi de ağırladınız. Başbakan buna çalışıyor gece gündüz. Yani ona en yakın şahidi benim bu meselede. Bu kardeş birliği, Orta Doğu'nun birliği, dirliği için gece gündüz koşturuyor. Evet, bizim elimizde olmuyor tek başına. Dediğim gibi Suriye'yle dün kanka olduk tam. Hatta bakanlar toplandı karşılıklı. Neredeyse bizimle birleşecek bir devlet olalım noktasındayken bir anda elin adamı bir karıştırıyor. İşte cahillikten geliyor. Karışmaya müsaitsen karıştırıyor. Müsait değilsen karıştıramıyor.
işte. Evet, hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz Erdiniz. Oldu. Güzel sohbet için. Estağfurullah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sayın Profesör Burhan Kuzu ile beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Diğer bir programımızda görüşmek üzere.